Değerli Yerel Güç izleyenleri, hepinize günaydınlar, sevgiler, selamlar. Bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve bugün Yerel Güç stüdyolarında çok kıymetli bir konuğumuz var efendim. Sizler de hoş geldiniz. Bugünün anlam ve önemi üzerine Ödemiş Kozader Başkanı Sayın Selahattin Bağlı bizlerle birlikte olacak. Özellikle son zamanlarda tüm dünyanın gündem konusu olan iklim krizi, su krizleri ve yangınlar gibi pek çok konuda kendisiyle sohbet etme imkanı bulacağız birazdan. Bizim için çok kıymetli, çok değerli Selahattin Başkanımız. Çok uzun yıllardır da Kozader'in başkanlığını yapmakta ve biz çok önceleri de kendisiyle birlikte çok program yapmıştık. Başkanım hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Çok uzun yıllardır Kozader'le birlikte siz Küçük Menderes Havzası'nda çevre duyarlılığı göstererek hep konulara ve olaylara müdahale etme şansını buldunuz başkanım. Biz de hep yürekten sizi destekledik bu konuda. Takip ettik, destekledik. Uzun yıllar sonra tekrar bir araya gelme şansımız oldu. Şimdi genç arkadaşlarımız, özellikle genç jenerasyon, Kozader nedir? Ne gibi işler yapar? Neleri savunur? Bunları öğrenmek isterler diye düşünüyorum. Dilerseniz hem sizi tanıyalım hem Kozader'i bir dinleyelim sizden. Sizin de ifade ettiğiniz gibi adım Selahattin Bağlı. Yaklaşık 2000'li yıllardan beri Küçük Menderes Havzası Koza Hareketi Derneği'nin hem kurucular arasında yer aldık. 8-10 sene ilk dönemlerde başkanlığını yürüttük. Daha sonra bir arkadaşımızı, onu benim başka yürütmem gereken sivil toplum kuruluşları olduğu için ayrıldık. Tekrar yaklaşık yine 6 yıldan beri Küçük Menderes Havzası Koza Hareketi Derneği başkanlığını çevreyle ilgili olarak yürütüyorum. Gururla da yürütüyorum. Çünkü çevreye ve Ödemiş halkına, aynı zamanda da havzamıza çalışmalarımız sonunda katkılarımızın olduğunu, pozitif sonuçlar aldığımıza inanıyorum. Bununla da ben ve dernekteki arkadaşlarımız hani gurur duyuyoruz. Bir şeyler katkı sağladığımız için. Derneğimiz yaklaşık Kiraz'ın dağlarında Torbalı'nın ucuna, aynı zamanda Tire, Bayındır, işte Torbalı, Kiraz, Beydağ'ı kapsayan, yani Aydın Dağları ile Boz Dağları arasında kalan sınırlı 100 kilometre uzunluk, 30 kilometre genişliğindeki havzada olabilecek çevre hareketlerini, olumsuzluklarını yerel halka aktarmak, buna karşı çözüm önerileri sunmak, vatandaşı bilinçlendirmek. Evet. Bu amaçla hareket ediyoruz. Aynı zamanda Koza Hareketi Derneği olarak hem Aydın Çevre Platformu'na, aynı zamanda da EGEÇEP dediğimiz Ege Çevre Platformu'na da hem üyesiyiz, hem de oradaki arkadaşların veya Ege bölgesinde olabilen çevre hareketlerine katkıda bulunmak ve bunun çözüm önerilerini sunmak, oralarda alınabilen sonuçları bölgemize yansıtmak. Aydın bölgesinde de aynı şekilde. Yani sadece biz işte burada sorumluyuz deyip sonuçlandırmıyoruz. Hem bölgesel hem de komşusal. Salihli'de de şimdi bir dernek kuruldu. Yani diğer çevre dernekleriyle ilişki içindeyiz. Elimizden geldiğince havzamızı çevresel sorunlardan, olumsuzluklardan korumak istiyoruz. Bunu da bilinçli bir şekilde bildirilerle, kapalı salon toplantılarıyla, basın aracıyla, sizlerin aracınızla yürütmeye çalışıyoruz. Peki başkanım, diyelim ki genç arkadaşlarımız ya da çevre gönüllüsü olan bizi izleyen izleyicilerimiz Kozader'e katılabilirler mi? Nasıl katkıda bulunabilirler? Tabii ki her genç kardeşimiz, yani bu bayan erkek olarak fark etmiyor. Çünkü bu ülke bizim, bu bölge bizim. Evet. 18 yaşını bitirmesi gerekiyor. Yani normal dernekler kanununa göre üye olabilmek için. Bu konuda
eski otogarın altında büromuza hani müracaat edebilirler. Evet. Benimle temas kurabilirler. Birçok kişi bizi biliyor sokakta gezdiğimiz zaman. Öğretmen kardeşlerimiz bu konuda daha hassas olduklarını ben düşünüyorum. Çünkü temas kuruyorlar. Yeni üyelerimiz de oluyor ama ortalama bizim üyemiz öğretmen ağırlıklı nedense. Biz biraz da bunu öğrenciye, gençlere aktarmak istiyoruz. Evet. Hem bilgi birikimi bakımından hem de çevresel sorunların, bölgemizdekileri algılayabilmeleri gençlerin hem onların çözüm önerilerini bugünkü kuşakla yani bizlerle, yönetimle veya yönetmeliklerin ne dediğini yorumlamaları ona karşı Çevre İl Müdürlüğü veya Şehircilik ve Çevre Bakanlığı ile ilişkileri değerlendirebilmeleri gerekiyor. Yani birazcık pratik sahibi olmaları gerekiyor. Dandan düşer gibi herhangi bir şekilde bir şeye sonuçlandırmak bugün pek mümkün değil. Nitekim bizden sonra zaten bu bayrağı devralacak olan onlar. Tabii. Çünkü dünyayı ve çevreyi korumak ileride onların yaşantıları için de çok önemli olacak değil mi başkan? Evet doğru Peki, söylüyorsun. Peki başkanım şimdi 5 Haziran Dünya Çevre Günü olarak tüm dünyada kutlanırken dünyanın en büyük sorunsalı şu anda global olarak iklim krizi. İklim kriziyle ilgili neler söyleyebilirsiniz? Nasıl korunabiliriz? Ya da tek başımıza yapabileceğimiz şeyler var mı? Yani ben birey olarak ne yaparsam iklim krizine bir faydam olabilir. Katkı bulunabilirsin değil mi? Evet, bitmesi için ya da yavaşlaması için. İklim krizinin temelinde yani bizim edindiğimiz bilgiler ve yaşantımızdan yani öğrendiklerimiz, öğretiler. Sera etkisi dediğimiz dünyadaki ondan kaynaklanıyor. Bir miktar ondan kaynaklanıyor. Kesinlikle %80 dolayında. Bu da fosil yakıtların yani kömür ve petrol yakıtlarının son zamanlarda jeotermal enerji kaynaklarından çıkan buharların da %12 oranında etkisi olduğu tespit edildi. Şimdi diyelim ki 1970'li yıllarda Türkiye'de 1 milyon araç varsa bugün Türkiye'de 25 milyon araç var. Aynı zamanda uçak sayısı o dönemde diyelim ki 50 tane uçak vardıysa bugün 1000 tane Türk Hava Yolları'nda normal uçak var. İklim krizinin nedenlerinden yani en büyüklerinden birisi egzoz gazları bir de termik santraller. Yani temelde bunlar fosil yakıtlar yani. Evet. Uçaktan çıkan bizim hissetmediğimiz o karbondioksit normal karayoluna giden herhangi bir 2000 cc'lik seyahat aracının 1000 katı oranında karbondioksit doğaya salıyor. Yani biz bunun farkında değiliz. Evet. Yani düşünün yani şimdi siz bir araçtan biz egzoz gazının nedeniyle olumsuz oluyor yani karbondioksit etkileniyor. Salınıyor diye biz bağırıyoruz, çağırıyoruz. Evet. Ama uçak bunun 1000 katı oranında havaya karbondioksit salınımı yapıyor. Yani bizim görmediğimiz ve hissetmediğimiz böyle bir olay var. Aynı zamanda bu yine egzoz gazı birim olarak aldığımız zaman 2000 cc'lik bir benzinli veya motorinli fark etmiyor. Egzoz gazından çıkan karbondioksit, karbonmonoksit bizim büyükbaş hayvanların atıklarında metan gazı olarak onlar da bu birim gazın 20 katı oranında havaya tekrar karbondioksit ve amonyak salınımı gerçekleştiriyorlar. Bu da atmosfere salındığı zaman yani normal olarak bunu kontrol etme şansımız yok. Atmosfere üst katları çıktığı zaman güneş ışıklarının dünyaya gelip tekrar yansıma esnasında havada partiküller halinde tutulması. Bu tutulma esnasında işte dünya yani yeryüzü, su, ev her neyse gerekli soğumayı gerçekleştiremiyor. Gerçekleştiremeyince
ısı artıyor. Evet. Genelde artıyor. Yani Ödemiş İzmir olarak bakmayalım bunu. Evet. Ha, Almanya'daki sanayi devrimiyle gerçekleşen fabrikalardan çıkan gazlar Bulgaristan, Türkiye, işte her neyse oradan İran, Çin'deki sanayi devriminden çıkan, yani bizim görmediğimiz karbondioksit ve hava yollarının yani çoğalması, Çin'de de düşünün yani 1,5 milyar insan tabii, var. Tabii. Bugün çok fazla hava trafiği var, dünyada var. Ha, bunlar normalde 20 sene önceki dünya sıcaklığının 0,5 santigrat derecede 1 derece artması, 1,5 derece artması sonucunda bugünkü hem yani suyun hızla yeryüzünden buharlaşmasını hem kütlesel olarak hava hareketinin yani El Niño, evet, kasırgalar, evet, veya tayfun gibi hareketlerin, hı hı, yani bu da sıcaklık ve soğuklukla ilgili olarak arkadaşlar belki bunu ne alakası var diyecekler ama bunu bilmeyince niçin biz yanıyoruz, niçin bir yani sıcaklık artışıyla çok küçük değerler de olsa neden böyle bir soruna karşı karşıya kaldığımızı, hı hı, irdelemeleri gerekiyor. Hani bunu çok görmesinler. Hani ama temelinde bu yatıyor. Başkanım hemen bir sizi böyle tatlıca bölmek istiyorum. Mesela şimdi sıra dışı olaylar oluyor bazen. Olmaması gereken bir yerde hortum çıkıyor. Veya mevsimlerde bir takım değişiklikler oluyor. İşte Haziran'ın daha başındayken biz burada şu an Temmuz-Ağustos sıcaklarını yaşamaya başladık. Uzun süre yağış olmuyor mesela diyelim ki. Ya da kış çok geç başlıyor. Yani bütün bu dengesizliklerin olmaması gereken şeylerin ortaya çıkmasının sebebi bu mudur? Temeli bu. Temeli budur. Temeli bu. Yani ısı farkı son zamanlarda, hı-hı, sizin de veya bütün gençlerin veya herkesin haberlerde izlediği, hı-hı, uçakların salınımı, ne deniyor onu, düşme değil de havada yani uçak boşluğa düşmesi. Hadi türbülans. Ha, türbülans evet, meselesi de yine ısı farklılıklarından kaynaklanan, hı-hı, bir olay. Evet. Yani uçağın sıcak havadan yani diyelim ki işte 3000 metredeki hava sıcaklığı 25 dereceden Everest'lere gittiği zaman yani o bölgeye veya Doğu Anadolu'ya gittiği zaman hava sıcaklığının orada işte 20 dereceye düşmesi veya 18 dereceye düşmesi yani atmosferdeki hareketten, evet, dolayı itme gücü farklılık yani ısıdan dolayı yani havanın ısısından dolayı meydana gelen bir, hı, olay, türbülans. Uçak birden kendini boşlukta buluyor. Soğuk havada aşağı doğru düşüyor, sıcak, evet, havada da yükseliyor, yukarı doğru yükseliyor yani genleştiği için hava. Bu da, evet, üst katlardaki hava sıcaklığının artma nedeni de karbondioksit gazının o bölgede yoğun olması, hı hı, genleşmesi. Tabii şimdi örneğin kasırgaları biz daha çok nerelerde ülkemizde görüyoruz? Antalya sahil çevrelerinde. Sahil, evet. Neden? Su sıcaklığıyla karadaki hava sıcaklığının farklılıklarından dolayı, hı hı, iki hava kütlesi çarpıştığı zaman, karşı karşıya geldiği zaman, evet, bunu bir şekilde çözmesi gerekiyor. Bunu da ancak çözebilmesi için harmanlaması lazım. Bunu harmanlarken de tayfun veya hortum oluşuyor. Evet. Yani bunu çok iyi algılamamız lazım. Başkanım mesela hani izliyoruz haberlerde vesaire sosyal medyada görüyoruz işte ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Yaz günü işte öyle bir yağmur yağdı ki her yeri su bastı. Efendime söyleyeyim Antalya'da hortum çıktı işte. Şu yani hani bazen öyle ilginç haberlere denk geliyoruz ki diyoruz ki bunun burada olması pek mümkün değil. Ama nasıl böyle bir şey olabilir ya da bu mevsimde nasıl böyle bir şey olabilir? Vallahi ben akademisyen değilim ama bilimsel olarak bir çevreci fert ve aynı zamanda bir derneği temsilen bu konulara yani yaklaşıyoruz bilimsel olarak, izliyoruz. Evet. Farklı yerlerdeki sonuçları değerlendirmeye çalışıyoruz. Şimdi burada yine biraz önceki söylediğim olay öyle. Diyelim ki işte dolu. Ha, herhangi bir orman, geniş orman sahalarından nereden diyelim bahsedelim. İşte bizim Karadeniz, Bozdağlar, Karadeniz bölgesi. Yani bizim, hı, dolu mesela daha geçen hafta Alaşehir'e, hı hı, dolu yağdı. Ve üzüm bağları bu konuda tarımsal olarak zarar gördü. Evet. Ve basında da yer aldı ceviz büyüklüğünde falan diye. Salih'de de kirazlar olumsuz yönde etkilendi. Hı-hı. Şimdi dağlardaki bizim yeşil varlıklarımız havayı yani diğer yerlere göre minimum 5 derece oranında
serinletiyor. Yani absorbe ediyor. Buharlaşma esnasında veya işte yerden yukarı doğru, gölgeden yukarı doğru giden sıcaklık yine ona bağlı. Dışarıdan gelen, yani farklı işte o, dikkat edelim, sahradan gelen çöl tozları diyor. Evet. Veya işte İtalya'dan gelen veya neyse, yani Libya'dan gelen diyor. Bizim bu yöreseldeki, yani gelen hava sıcaklığıyla, yüksekten gelen hava sıcaklığı, yöreseldeki hava sıcaklığı arasındaki, yani bizimki biraz rutubetli, çarpışınca bu çok hızlı bir şekilde yağmurdan önce dolu şeklinde. Dolu şeklinde. Yani o şey su kitlesi ani bir sıcaklık farklılığına kazandığı için dolulaşıyor. Yani şimşek çakma da zaten şeyden kaynaklanıyor. Bulutların elektrik yüklemesinden. Yani bu sıcaklık farkından ve rutubetten kaynaklanan bir şey. Yani yine suç demeyelim. Temeli bunun atmosferik olay, ama bu atmosferik olayı da bizler, yani yine yani hava sıcaklığının yani artması, karbondioksit değerinin sera gazları vasıtasıyla değişmesi. Kaldı ki yani 1,5 derecelik bir sınır 2016 yılında Paris İklim Anlaşması'nda bütün dünya devletlerinin imzaladığı, Amerika ile ve Çin'in sadece imza koymadığı, yani 1,5 derecenin üzerine dünyadaki tabii şey çıkarsa, sıcaklık çıkarsa 2040 ve 50 yıllarında, yani yaklaşık 20 yıl sonra, hani dünya genelinde müthiş bir şekilde hem su krizi hem sıcaklıktan dolayı tarımsal ürünlerin tamamen yani azalacağı, kapalı ortamlarda yani suni yerlerde üretilebileceği, tabii olarak dağlarda veya bahçelerde, ovalarda bazı meyvelerin, Türkiye'de bunun içerisinde dahil olmak üzere, Türkiye, İtalya, Yunanistan, Akdeniz havzası doğuya doğru gidiyor. Ha, sahradan yani kuzeye doğru bir çizgi çektiğimizde olmayacağı veya %40 düşeği, yani çok nadir yerler hariç geniş tesislerin olamayacağı anlatılıyor. Aynı zamanda bu bitkilerin, yani meyvelerin ve sebzelerin kimyasal olarak son zamanlarda çok bizler tarafından müdahil olması, yani verimin arttırıcı özelliğinden dolayı içerikleri %40 oranında bugün bile tahlil olduğunda, hatta notlarımda var. Evet. Yani vitaminsel, demir, işte domatesteki hemoglobin mi diyorlar onu, neyse, yani o tip şeylerin %40 oranında düşeceği, tabii gelişmediği için kimyasal müdahale etti. Hava sıcaklığı nedeniyle de çok hızlı hani gelişeceği için bitki kendini tamamlamadan, yani şartlar öyle, sıcaklıktan dolayı çok hızlı bir şekilde olgunlaşacağından, kurakçıl olacağı için besin değerinin de %40, %50 oranında düşeceği tahmin ediliyor. Yani bugün var bu, ama bunun ilerisi. Yani bugün mesela siz de pazardan alışveriş yapıyorsunuz, biz de yapıyoruz. Bazı ürünlerin bunun içerisinde işte atıyorum kayısı, eski tadını siz bulabiliyor musunuz? Bulamıyoruz. Bulamıyorsun, evet, değil mi? İşte, bu konuda haklısınız. Ha, elma da aynı koku. Bulamıyoruz. Ve bazı doktorlar da açık televizyonlarda, genel Türkiye genelinde yayın yapan televizyonlarda da hani bunun bir tehlike arz ettiğini ifade tabii ediyorlar. Tabii ki, muhakkak. Beslenmelerin de değişeceği söz konusu. Yani başkanım, belki biz son şanslı jenerasyon olabiliriz diye düşündüm şu anda söylediklerinizden. Çünkü bilim kurgu filmlerinde biz bunları izliyoruz zaten. Yani insanların ileri tarihlerde, gelecekte haplarla beslendiğini görüyoruz mesela. Şu an bizim yediğimiz gibi sebze meyvelere ulaşamadığını görüyoruz. Yani aslında bu şekilde devam ederse bunlar bilim kurgudan çıkacak, öyle görünüyor. Tabii yaşama, gerçek olacak. Gerçek olacak, yaşamsal değerler içerisinde yer almış olacak. O zaman şöyle söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Yani ben tek başıma birey olarak ne yapabilirim dememeliyiz. Yani mesela tek başımıza araç kullanmak yerine toplu taşıma araçlarını tercih edebiliriz, değil mi? Tabii. Ya da efendim, ben mesela şu konuya da çok hassasım. Çok fazla ev ve bina yapılmaya başlandı.
tarım alanlarının üzeri tamamen ev olmaya başladı. Bu konularda ben biraz hassasım maalesef. Ben çünkü kendi oturduğum, şu anda yaşadığım bölgede etrafımda tamamen patates tarlaları ve mısır tarlaları varken, bundan 5 sene öncesinden bahsediyorum, bugün hepsinin üstünde ev var. Ve hava daha sıcak 5 sene öncesine göre o bölgede. Nasıl anlatayım size? Her yer beton. Yani şimdi biz insanoğlu olarak bu şekilde egolarımızı tatmin etmeye devam edersek, bizden sonraki nesil için gerçekten korkunç bir senaryo var gibi görünüyor. Haklısınız. Bir veri paylaşayım sizinle. Şöyle, Türkiye 2012 yılında kişi başı su tüketimi 1650 tonmuş yıl boyunca. 2022 yılında, yani 10 yıl sonra yapılan ölçümde şu anda 1100 tona, yani 1 ton 100, 1100 yani 1 ton 100 kilogram. Ha, 100 litreye düşmüş su tüketimi genel yıllık olarak. Yani. Evet. Şimdi bu da 10 senede %25-%30 oranında kullanılabilecek, yani suyun, tatlı suyun, yani daha doğrusu insanların, bizlerin kullandığı suyun düştüğünü, bunun 10 sene sonra yani 800 litreye düşmesiyle bugünkü Afrika ölçülerine gerileyeceğimiz, bu su verimliliğini biz arttıramayız. Evet. Ancak yağmurla veya yer altından sağladığımız suların verimli kullanılmasıyla yani biz yaşantımızı veya çevresel olarak hayvanlar, bitkiler, hani gelecek nesiller ancak ondan faydalanabilir. Bu da çok önemli bir kriter ve çok iyi kullanmak zorundayız. Şimdi buradan bu sene, yani 2024 yılı Dünya Çevre Günü'nde plastik ön plana çıktı. Evet. Plastik edindiğim yani rakamlara göre dakikada 1 milyon dakikada dünya genelinde 1 milyon litrelik pet şişe yani kullanılıyor, tüketiliyor. Doğaya atılıyor. Şimdi değil mi başkanım? Ha, yani dakikada 1 milyon. Evet. Saatte 60 milyon. Aslında hesapladığımızda ne kadar büyük rakamlar. Tabii canım, şimdi onu tonaja çeviriyorsun. Evet. 24 saatte çarpın 60'la 1200 1500, yani o da 150 milyon adet şişe. Ha, boş şişe. Evet. Ha, bunun da aynı zamanda bu su tüketimi, insanların kullandığı su tüketimi. Bir de her markete gittiğinde veya herkesin, yani daha çok sudan çok kullanılan poşetler var. Ha, bu da günlük 1,5 trilyon olduğunu söylüyorlar. Çok büyük rakamsal olarak. Evet. Şimdi 1,5 trilyon bunu hem üretmek, hem kullandıktan sonra atık malzeme olarak bunu tekrar geri kazanımı çok zor olan bir şey. Çünkü toplum, bizim toplum doğuya doğru gittikçe İran, işte Afganistan, neyse Hindistan, yani batıda biraz daha bu şey. Bunlar da çevresel olarak çok büyük sorunlar oluşturuyor. Sizlerin de basından takip ettiğiniz kadarıyla, akademisyenlerin ifadesine göre, araştırmaların sonuçlarına göre hem kanımızda, yani ekmeğimizde kullanılan birçok, yani suyla ilişkili olan damacanın kullanılan yerde, şehir şebekelerinden yani akan sularda mikroplastik dediğimiz olaylar var. Evet. Bunun beyinde bile olduğu tespit ediliyor. Ha, bu da gelecek için, kaldı ki anne karnındaki bebeklere kadar bunun geçtiği, filmsel olarak yani resmi olarak da belgesel olarak da BBC bilmem ne de ben geçenlerde izledim. Bunlar plastik atıkların sonucu. İşte damacananın içindeki veya işte biraz önce bahsettiğimiz 1 milyon kullandığımız, çalkaladığımız veya çok az gözle görülmeyecek derecede, milimetrenin onda biri, daha küçük derecede parçalar halinde. O zaman daha mümkünse cam şişeler. Evet, cam şişeler kullanmak zorundayız. Yani birey olarak da aslında biz bunları işte bunları biraz yani gündeme getirip
yerel olarak neler yapabiliriz? Yapabiliriz. Evet, oraya gelirsek. Evet, yani cam kullanmak. O plastik zaten yani ortalama tekrar tabiata dönüşebilmesi, geri dönüşüm olabilmesi için 1000 yıla ihtiyaç var. Evet. Camınsa 450-500 yıl gibi bir ihtiyaç, daha az miktarda. Ki daha sağlıklı. Evet, daha sağlıklı ve evet, içerisinde parça kaçmıyor. Evet, daha sağlıklı. Kaldı ki bu tüketilen 1,5 trilyon torba, kaç milyar ton yapıyor, hesaplamıştım. Evet. Bunun geri kazanımında ancak dünya genelinde, Avrupa dahil olmak üzere %12'si ancak geri dönüşüme biz onu sağlayabiliyoruz. Gerisi %88'i çevremizde atıklar halinde. Hepimiz bunu görüyoruz. Görüyoruz. Tarlada, tabii, piknik tabii, alanlarında, tabii, evimizde, tabii, çöplükte, yani çöplük dediğimiz yerde iki tane bir şey atıldıysa orası çöplük oluyor zaten. Aynen. Hemen o zaman söyleyelim başkanım. Çöplerimizi poşetlerimize dolduruyoruz. Çöp kutularını, evet, atıyoruz. Çöp kutularını. Çöp kutularını atıyoruz. Araçlarımızda da yine aynı araç şekilde, camından sigara atmak, efendim şişe atmak vesaire, araç içerisinde çöp poşetlerine dolduruyoruz ve çöp kutularını atıyoruz. Evet. Birey olarak yapabileceğimiz, birey olarak şeyler yapabileceğimiz var. Artı aynı zamanda da yerel satıcılardan, yani üreticilerden mesela ödemişli olarak bizlerin köylü diyelim biz, yani artık köyde kalmadı çünkü mahalleye dönüştük hepimiz de. Evet. Buralarda üretilen ürünleri tercih edersek, evet, şehirler arasındaki hem nakliye, yani nakliye esnasında o araçtan çıkan karbondioksit, o ürününün ambalajlanmasında kullanılan naylon, evet, kasa, yani plastik kasa, onun üretiminde kullanılan yani kimyasal, yani bir başka yerden buraya gelen üründe, bunları biz kişisel ferdi olarak küçük de görünse, kitlesel olarak yaptığımızda büyük rakamlara ulaşacağını, evet, eminiz. Ha. Örneğin muz nereden geliyor? Afrika'dan geliyor. Son zamanlarda da Anamur'dan geliyor. Hı hı. Ama Afrika'dan gelen muz birçok ambalaj içerisinde ve o yolculuk esnasında biraz önce bahsettiğimiz uçağın yani çıkardığı karbondioksit yani ve amonyak, karbonmonoksit gazlarını ortadan kaldırıyorsun talep etmemekle. Hı hı. Eğer bu bölgede muz varsa, bu bölgeden tükettiğinde onu ortadan %5, %10, evet, %20 her neyse, evet, bir katkıda bulmuş oluyorsun. Veya işte Antalya'da seradan çıkan domatesi alacağını, yerli domates varsa 2 lira, 3 lira farkla o yolculuk esnasında hem maliyet açısından hem de o aracın çıkarmış olduğu, yani tüketmiş olduğu mazot, evet, aynı zamanda onun egzozundan çıkan gazı da, hı hı, engellemiş oluyorsunuz. Evet. Lastik aşınması da, o lastik de ayrı bir çevre kirliliği. O da çok müthiş. Yani bugün göze aslında hiçbir şey değilmiş gibi görünen, evet, şeyler ne kadar önemli. Ama küçük şeyler zaten büyüyor. İşte bakın, şimdi günde ben de içebilirim. Birazdan çıkacağım. Yarım litre. Alacağım bir tane pet şişe. Tüketmiş oluyorum ve küçücük görünüyor ama Ödemiş'te 80 bin insan var yaşayan. Hı hı. Bunun 2000 kişisi bugün su almış olsa 2000 pet şişe yapar. Hı hı. Minimum. Evet. Ki satılıyor. Kahvelerde de artık son zamanlarda sizin de bildiğiniz gibi, evet, evet, bardak su, bardak aynı zamanda su, yarım litrelik sular var. Yani onlar da hem geri dönüşüme gitmiyor. Gitmiyor, hı hı, kesinlikle gitmiyor. Hı hı. Hem de biz onların içerisindeki mikro düzeyde olan plastikleri içiyoruz. İçiyoruz, evet. Hem bunu tekrar onu tedavi etmek için de ilaç kullanıyoruz. Evet. Bu bir kısır döngü artık. Kısır döngü. Yani ama bu da emperyalizme bağlı. Evet. Burada bu, hem fikir olalım yani sanayi devlerinin, Amerikan büyük şirketlerinin hem tarımsal alanlardaki kimyasallar, yani yabancı ot mücadelesiyle yapıyorsun, hı hı, toprağın zehirleniyor. Daha iyi ürün almak için böcek ilacı atıyorsun. Veya işte sinek ilacı atıyorsun veya mantar gibi hastalıklara karşı hani bunu atıyorsun. Bu zaten sistemik dediğimiz bir olay var. Yani meyvenin ve bitkinin içerisine girmesi lazım ki o böceği öldürsün. Tabii. Bu da biz tüketiyoruz. Hı hı. Dolayısıyla o zehiri de biz yani sadece... Yani hem, böyle aslında çok parlak görünen meyveler falan. Onlar mumlu zaten. Bunlar şimdi, hani yani zaten aynı zararlı, boyda parlak vesaire. Evet. Bunlar dediğiniz gibi aşamalardan geçiyor demek ki. Hani mümkün olduğunca daha sağlıklı görünen meyve ve sebzeleri tercih etmek. Yani aslında birey olarak çok yapabileceğimiz şey var değil mi başkanım? Yani evet, var. Toplu taşımaları kullanmak. Doğru. Efendim az önce söylediğimiz gibi mümkün olduğunca yerel üreticiden temin etmeye çalışmak.
etrafa çöp atmamak, bu konuda hassas olmak gibi. Doğru. Pek çok noktada aslında bireysel olarak yapabileceğimiz çok şey. Bunu tabii topluma yaydığımızda biraz önce bahsettiğim gibi ben evet. bireysel olarak tükettiğim zaman ödemişte yani bugün 2000 tane az zaten rakam olarak yani kahveleri de saydığımız zaman rakam büyüyor. Şimdi evet. günde 2000 tane olunca yılı çarp 3200 yani 365 çarpı 2 720 bin şişe yapar. Evet. O zaman şöyle demeyeceğiz. Ben tek başıma yapsam ne olur ki? Hayır. Bir tek benim yapmamla ne faydası evet, olur gibi egomuzu, bir düşünce de olmayacağız. Egomuzu yeneceğiz. Evet. Egomuzu yeneceğiz. Yeneceğiz, şimdi, hep birlikte yapacağız. Tabii bunun olumlu sonuçlarını alabilmek için aynı zamanda son zamanlarda kaldı ki şu 3-4 günlük sıcak dönemde işte Bursa'da, Manisa'da, Kütahya'da hemen yine yangınlar başladı. Başladı, evet. Bu yangınların da önlenebilmesi için mutlaka bu tip yani ama işte çevreye atılan bira şişesi ama sigaradan yani izmaritinden olan şey veya işte kaynak yapılırken tedbir alınmamasına yani kaynağın sıçramasıyla hayvan damları yapımında veya farklı yerlerde montaj esnasında hafiften yağmurda uzun süredir yağmadığı için kaynaktan kaynaklanan, elektrik kontaklarından kaynaklanan yani sahalardakinden bahsediyorum. Evlerdeki elektrik kontağı evet, değil. Ormanlık alan. Çünkü orman yani yakın yer o bölgelerden ne oluyor? İşte su pompası arazide. Siz yani sürekli olursa enerji yani az geliyorsa sigorta ısınıyor, kablo yanıyor. Kablodan da normal çevrede tutuşturucu bir ürün varsa ottur işte başka tabii bir şey ki, varsa. Zaten hava da çok sıcak. Tabii işte çok yani mümkün bunu da yani. Bizim dikkat etmemiz lazım. Gerekiyor. Gerek elektrik panolarının olduğu yerlerde, hayvan damlarının bulunduğu noktalarda, gerekse yine kendi işte sigara veya çocukların oyun esnasında yani farklı noktalarda bir şeyler yaptığı zaman ev etraflarındaki yabancı ot yani tutuşturabilecek bazı şeyleri. Evet. Aynı zamanda çiftçilerimiz, kardeşlerimizin de yani sırf Ödemiş'e mahsus değil, Salihli, Kütahya falan filan bu anız dediğimiz olayların evet. hani toplu bir şekilde hani bir yerde yakılmaması yani bir yerde. Bunun çürütülerek tekrar hem toprağa organik madde olarak ilave olması, gübre olarak hem nadas olarak da kullanmak mümkün. Bu konuda da hepimizin çok hassas olması lazım. Evet. Sanırım alo yangın 177. Arkadaşlarım bu konuda çok ihtiyaç olsun istemem ama ihtiyaç olursa o hattı kullanmalarını. Bu konuya da değindiğimiz iyi oldu başkanım. Sonuçta hava çok ısındı. Yangın ihtimalleri çok yüksek artık. Ve yüzlerce yılda büyüyen ağaçları maalesef birkaç yerine koyamıyoruz. Saat içinde kaybediyoruz. Devlet her ne kadar ben dikiyorum dese de yani tutma oranı %20 dolayında. Yani o kadar emeğe karşı milyonlarca ağaç diktim diyor da onun siz 30 sene sonrasını yani görebilirsiniz, göremezsiniz. Evet. Yanan yerlerde imara açıldığını birçok yerde özellikle sahil kesiminde. İç kesimlerde de yani tarımsal alan bazı şirketlerin nitekim bugün İsrailli firmaların güney hattımızda Hollandalı firmaların da Konya, Uşak ve Kütahya tarafındaki verimli arazileri daha dün okudum. Geleceği vaat eden yani arazileri satın aldıklarını ve belli bir hegemonya kurmak istediklerini hani ürün bazında tabii evet. onu görüyoruz. Evet, şimdi Koza Derneği olarak bizler ne yaptık? Zaman nasıl? Zaman. Tabii bak şey yapabiliriz. Zamanımıza bakalım başkanım. 11:03 geçiyor. Tamam bir 5 dakika. Tabii ki tabii ki. Benim için sorumluyum. Bölgemizdeki gerek maden ocakları, gerek altın meselesinde sizler de vardınız. Evet biz de vardık. Gölcük'te, Horzun'da, farklı yerlerde hani mücadelemizi biz sürdürüyoruz. Son zamanlarda bu seneki yani geçen sene işte İliç'te meydana gelen maden kazasıyla ilgili olarak 10.000 tane biz renkli broşür basıp altın ve altın madeni işletmeciliğindeki çevreye olan olumsuz sonuçlarını hani vatandaşa bilgilendirdik. Sizlerin vasıtasıyla da bunu sohbetlerde gerçekleştirdik. Yazılı basında da bunu gündeme getirdik ve kamuoyunun dikkatini çekmeye çalıştık. Nitekim Gölcük Madeni belli bir süre ertelendi. Yani tamamen yok olmadı ama ertelendi. Şimdi önümüzdeki dönemde de bu yaz döneminde de
Hani bizler bu tip yapılabilecek müracaatları ki kulağımıza gelmeye başladı çünkü seçimler geçti. Evet. Ha. Bu altın madeni olayında burayı özellikle çok üstüne düşüyorlar çünkü dağlarımız altın dolu herhalde. Öyle görünüyor. Biz altından kıymetliyiz. Siz de karşısında olabildiğince direniyorsunuz. Olabildiğince evet sermaye evet bizi de biraz karşıya almaya başladı. Sermaye yani sermaye dedim. Bu tip maden işletmeci şirketler gelmeden önce çevresel yaptığı araştırmalarda beni görüyorlar ve önceden telefonla da arıyorlar. Hı hı. O bölgede bir dernek varmış. Hı hı. Ha, dernek başkanına söyleyin ses çıkarmasın. Ha, biz oraya geliyoruz diye. Bu bilgilendiriliyor, muhtarlar arıyorlar. Muhtar da beni arıyor. Yani evet. Olay da böyle yürüyor. Ama güzel direnişler gösterdiniz başkanım evet, yok, birkaç mutluyuz. Olayda. Hayır, biz mutluyuz. De sizi destekliyoruz evet, her zaman. Mutluyuz ve gururluyuz. Yani ben bu konuda gözlerim açık gitmez. Çünkü bu bölgeyi şu saate kadar hiçbir şekilde maden sahalarına açtırmadık. Yani ama bu şimdi farklı yerlerde avukattı gibi işlere giriyor ama en iyi avukat ve savunucu kişi ben ve yazdığım dilekçelerdir. Yani onu da ekolojik olarak bu bölgede neler yapıldı, yapılması gerekiyor, gelecekte nasıl etkilenecek konusunda gerçekten iyi bir mücadele veriyorum ve bilimsel altyapı olmasa zaten yani Çevre İl Müdürlüğü ve Ankara Çevre İklim Krizi Bakanlığı bunu olumsuzlaştırmaz. Evet. Ağırlık yapıyoruz. Ha, bu sene de işte yaz döneminde yine kahvelerde bu tip çalışmalar yapacağız. Benim kendi bulunduğum işte Ayvacık düdenini de resmi müracaatını yaptık. Eğer Türkiye Mağaralar Federasyonu tarafından tescillerini, müracaatını yaptık. Kayıtları devam ediyor. Yani çok onun şeyleri var. Evet. Prosedürü var diyelim. Evet. 12 tane imza lazım. Çevre mühendisi, jeoloji mühendisi, su, hidrolog, Ayvacık düdeniyle ilgili işte düşünceniz bu, nedir başkanım? Ayvacık düdenini biz işte tescil yaptırabilirsek, yani tescil için bir sene olmuş müracaat edelim. Dediğim gibi 12 tane teknik sorumlunun olumlu sonuç vermesi lazım. Yani jeoloji mühendisi, çevresel suyla ilgili kişi yani su... Yani ziyarete açılması anlamında mı düşünüyorsunuz yoksa hani tüm dünyaya Türkiye'ye tanıtılması konusunda? Biz de geçtiğimiz günlerde sevgili Bursa arkadaşımız ve Gülçin arkadaşımızın birlikte yaptığı haberi Doğan Haber Ajansı bu arada Buse Bağcı bizim bünyemizde arkadaşımız aynı zamanda Demirören, özür diliyorum eski ismiydi evet. Demirören Haber Ajansı'nın da muhabiri. Bu haberi de kendisi gönderdi ve Demirören Haber Ajansı bunu yayınladı. Çok da güzel bir haber oldu. Biz Ayvacık'ı bu şekilde galiba biraz daha... Ulusal düzeyde bizim için mağaracılık. Yani Türkiye Mağaracılık Federasyonu onayladığı zaman zaten normal takvime giriyor. Yani giriş çıkışları rahat, akademisyenlerin daha rahatlar rota ama şu anda... Amatörce diyoruz biz ona. Evet. Ha, orada endemik hayvan türü var iki tane. Biz onları tespit ettik. Akdeniz Üniversitesi'ndeki biyologlar geldi. Hani geçenlerdeki o bir öğrencilerin ziyaretiydi. İçerideki kirlilik tespitini bizler de yaptık. İçeride göl olduğunu biliyoruz. Fotoğrafları var. Evet. İnebilirseniz siz de orada gezebilirsiniz. Evet. Yani biz orada bir haber yapmak üzere gitmiştik ama tabii aşağı inmemiz mümkün olmadı başkanım ama aşağının çok güzel olduğunu, serin olduğunu, karanlık olduğunu, inanılmaz bir doğa mucizesi olduğunu duyduk köylülerden. Yani aslında nasıl söyleyeyim böyle kendine has doğal güzelliklerin yok olmasını istemiyorum ben kendim açıkçası. İnşallah olduğu gibi kalır. Şimdi geçenlerdeki sizin ziyaretinizde içerideki kirlilik de galiba gündeme gelmişti. Evet. Biz dernek olarak ve kişi olarak ben de İzmir Büyükşehir'i yazdık. Onun önüne bir regüle yapacağız, yaptıracağız. Hani ama seçim zamanı ve seçim sonrası şimdi o biraz mümkün hemen hızlı bir şekilde görünmüyor ama biz onun projesini çıkardık. Yukarı dereden yani su akışından gelen gerek kimyasal gerek odunsa yani odunsu parçacıkların gerekse işte hayvan atıklarının olursa hani ilaç kutularının veya çöp hani yoldan geçenin atıklarının gitmemesi için önüne bir şey yapacağız. O zaman orası hem temizlenecek hem de onun etrafında bir sosyal ilişkileri arttırmak oranında gündemde kalmasını temin etmek için
girişimler. Otomat vasıtasıyla gelen gidenin su ihtiyacı, çay ihtiyacını hı-hı karşılayacak kadar. Hı-hı. Hani bir de tuvaletin oraya hani yapılması bak. Evet. Okeyini veriyor. Bir cazibe merkezi olabilir. Hayır, ben tuvaleti açtım oraya da ama genç kızlar gelmediler. Evet. Bizde tuvalet var ama yakın mesafe olmasına rağmen olmadı. Ama o tabii bunun olması lazım. Ama biz yapabiliriz onu yani dernek olarak. Ama önce bir o federasyon tarafından yani bu şeyi alacağız biz. Evet. Mucizevi bir yer başkanım. Yani her ne kadar biz aşağıyı göremesek de ufak bir delik olsa da öyle bahsettiler ve gerçekten de şimdi düşündüğünüz zaman koca bir toprak alanının altında bir o kadar bir su kitlesi, bir göl. Botlarla gezdiklerini söylediler tamam, arkadaşlar. Doğru, bot var. Resimleri var bende. Dolayısıyla botla gezdirme esnasında var. Var demek tabii. Çok mucizevi, şelale güzel bir yer. Yani, evet. Su akıyor yani öbür taraftan bir ortalama 20 metrelik, 15 metrelik kottan dolayı yani bu binanın 15 metreden su aktığını, hı-hı, orada olduğunu, oradan da Çamele tarafından bir yerden ileride çok ilginç ve güzel. Pıtraktan su çıkıyor. Bizim hı-hı içme suyumuzun temeli bu. Yani evet. Geçiş var. Ama su batan biraz tabii geriliyor. Şimdi Ayvacık öne çıktı bizim sayemizde. O konuda evet, da yine tekrar evet söylüyorum, gururluyum. Evet. Derneğimiz de bu konuda çalışma yaptı. Bilim insanları da buraya ağırlık vermeye başladılar. Evet. Başkanım, vaktimiz azaldı. Siz buradan da Radyo Remix'e gideceksiniz. Sevgili arkadaşlarımızla orada sohbet edeceksiniz. Çok güzel bir sohbetti. Çok teşekkür ediyorum ben katıldığınız için. Ben de. Son olarak ne söylemek istersiniz? Ben ne diyeyim? Kozader olarak işte bu sene yine aynı çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hı hı. Önümüzdeki günlerde birkaç yerde yani geçen gün bir çalışma gördüm bir yerde gayet güzel. Kendileriyle görüştüm, hı hı, gönüllü arkadaşlarla. Bu doğa üzerine şarkı, türkü gibi halka açık yani sokak hı-hı sanatçıları gibi yani sazlı sözlü bizim lojistik desteğimizle okullar kapandıktan sonra yaylaların da biraz daha yani akşam üzerleri olabilecek şekilde bir planlama yaptık. Hı-hı. Gerçekleştirebilirsek bu olacak. Aynı zamanda Subatan'ın girişinde 3 yerde yine derneğimiz ve benim vasıtamla anıt ağaç tespiti yaptık. Bunun Orman Bakanlığı'na müracaatını yaptık. Hı-hı. Eğer o anıt ağaçlarda tescillenirse anıt ağaç, Subatan düdeni, Ayvacık düdeni, orayı bir sizin de bahsettiğiniz gibi cazibe merkezi. Cazibe merkezi vatandaşların hem koruma uzun vadeli. Şimdi eğer orası mağaracılık federasyonu tarafından tasdiklenirse yani olumlu karşılanır ve olur alırsak 4 kilometre çapında herhangi bir şekilde maden arama, hı hı, ve yani taş ocağıymış. Başka şeylere de ormanın da müsaade yani, edilmeyecek. Müsaade edilmeyecek. Yani bu amaç da bu zaten. Biraz evet da buna dönük olarak gidiyoruz. Dosya evet kapanmış Çevre İl Müdürlüğü'nce ben takip ediyorum. Bu olduktan sonra da biraz önce bahsettiğimiz gelen giden ziyaretçilerin orada sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tuvalettir. Basit bir su ki ben onu kendim yapacağım. Orada su ihtiyacını gidermek için çeşme yapıyorum şu anda. Olduktan sonra oranın evet da bir cazibe merkezi olacağına inanıyorum. Ben de bu yayın için Yerel Güç Televizyonu ve sizlere teşekkür ediyorum. İnşallah izleyicilerimiz bizim aktardıklarımızdan kendilerine ufak da olsa bir pay çıkarırlar ve evet Koza Derneği'ne de destek verebilirler. Evet. Omuzlamalarını istiyorum. Başkanım, biz de Yerel Güç ailesi olarak her zaman yanınızda olduğumuzu tekrardan söylemek istiyoruz. Çok uzun yıllardır Ödemiş'te doğaya gönül veren ve onunla için büyük mücadeleler veren bir isim vardı yanımızda bugün. Sayın Selahattin Bağlı ile birlikteydik. Söyledikleri umarım gerçekten yüreğinize ve aklınıza girmiştir. Ve ona göre hareket edersek ileride daha güzel bir dünyanın bizi beklediğinin de bilincinde olalım istiyoruz. Şimdilik bugünlük bu kadar. 5 Haziran Dünya Çevre Günü kutlu olsun diyelim. Lütfen çevremize hassas olalım, dikkat edelim diyelim. Bir sonraki Yerelin Nabzı programında görüşmek üzere sevgili dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz. Şimdilik hoşça kalın.